Abla, yeter artık, üzülme. Bak odayı negatif enerjiyle doldurdun ha. Ben bunları yaşayacak kız mıydım Defne ya? Aman abla, alt tarafı sana aşık bir adama intihardan vazgeçirdin. Ne güzel işte, ya ölseydi? İntihardan vazgeçti ama. Merak etme abla, bir daha beni görmeyeceksin derken ciddi dememiştir o. Ciddi dedi. Bir daha yüzümü görmeyeceksin dedi, sesimi duymayacaksın dedi, gidiyorum buralardan dedi. Sen de bir evet diyemedin şu adama. Erkan Yolaç değil ki bu, niye evet demiyorsun? Dedim canım, evet dedim. Ama hemen anında evlenmek istiyor deli. Yani omlet yapmayacağız ki, evleneceğiz. Daha bir sürü teferruatı var bu işin. Annem var, babam var, onların istekleri var. Anlamıyor ki. Bak yine çıkar ortaya bugün, görürsün. Ya çıkmazsa Defne? Sen ara o zaman. Cep telefonu kullanmıyor ki. Arar, üzülme. Umarım. Onu kaybetmeyi hiç istemiyorum Defne. Kimi? O ressamı değil mi? Ha, evet anne, ne olmuş? Bana bak. Hemen o çatlak ressamdan ayrılacaksın. Ayol, ressamdan hiç koca olur mu? Sonra babanız bana kızıyor bunlara yüz veriyorsun diye. Zaten aşık olurken bile babama sormak lazım bu evde. Evet, şuraya evlenilebilecek meslek gruplarının bir listesini alsın da rahat edelim. Bu resim buradan çıkıyor anne, ve o çatlak ressam ya, unutuluyor. Ya anne, bırakır mısın? Benim resmim o. Hayır, esas sen bırakacaksın. Baksana zaten öcü gibiydi ya. Ya işte bile anne. Sana. Bu evde bizim sınıftan bile görüntülü ha. Üstelik tek çocuk da benim. Tankut aramazsa iyice yıkılır İpek. Dua edelim de arasın. Yoksa ablamı girdiği bunalımdan hiç kimse çıkaramaz. Aradı işte, dayanamadı. Alo? Ne esması kardeşim? Ya, numara çevirirken biraz daha dikkatli olsanıza, yanlış numara. Ay, abla hala inanamıyorum ya. Alp beni yılbaşı partisine davet etti. Ay ben de inanamıyorum. Tankut hala aramadı. Of ya, ben ne yapacağım abla? Hazal da onu seviyor. Ya ben ne yapacağım? Bana deli gibi aşık olan bir adamı kaybettim. Geldim. O iş tamam. Hallettim Şükran. Hangi iş ayol? Bunun adın sen Şükran. Ayol konuştuk ya, ne çabuk unuttun. Feraye Hanım'ın oğlunu getirecektim İpek'le tanışsın diye. Tamam, kandırdım çocuğu. Bugün gelecek. Kandırdın mı? Nasıl kandırdın? Onu buraya getirmek için bir yalan söylemem lazımdı. Ne söyledin? Mehmet Usta teknik resimden anlayan motor ustası arıyor dedim. Ay sevinç. Gelsin görüşelim dedim. O da ek iş olarak limon satacağıma kendi branşımda işte çalışırım daha iyi olur dedi. Sözde Mehmet Usta ile tanışmaya gelecek ama bu arada İpek'i görecek. Nasıl aklıma, pırlanta gibi değil mi? Ay vallahi Sevinç, senden korkulur pes yani. Ay Sevinç, inşallah İpek şu çocuktan hoşlanır da o çatlak ressamı unutur. Unutur. Söyledim, resimlerini de getirecek çocuk. Madem kızın ressamdan hoşlanıyor, al işte pırlanta gibi ressam sana. Ne zaman geliyor peki? Kim geliyor anne? Geliyor çocuğum. Yılbaşı geliyor. Ya çok az kaldı değil mi Şükran? Evet. Hadi ben gidiyorum. Evde biraz işlerim var. Öğleden sonra gelirim. Sen de kızını evde tut. Gitmesin bir yere. Ayol, ilahi Sevinç. Nereye çıktığı var zaten, oturuyor evde, bilmiyor musun? Hadi canım. Hadi hoşça kal. Hadi güle. Öğleden sonra geleceğim. Sağ ol. Hadi tamam. Hoşça kal. Hadi bekliyorum. Hoşça kal canım. Güle. Ben çıkıyorum Defne. Nereye abla? Merak ettim Tankut'u, gidip atölyesine bakacağım. Yine intihara kalkışır falan. Nerede kaldı bu çocuk Sevinç? Gelir şimdi canım. Anne. Efendim? Ben çıkıyorum. Çıkıyor musun? Evet. Nereye? Bir işim var Sevinç teyze. Bir dakika, hayır. Hayır çocuğum, bir dakika, sen çıkamazsın. Anne. Gel sen bakayım, sen şöyle gel. Gel. Fasulye ayıklayacaksın çocuğum. Ay anne, Defne ayıklasın, ne olacak? Defne ayıklayamaz Defne. Çünkü kılçıkları kenarında kalıyor. Baban her seferinde çok feci kızıyor. Haklı adam canım.
Sen ayıklı o zaman anne. Ben mi? Ben ayıklayamam. Nasıl ayıklayayım ben? Benim işim var canım. Ben şey yapacağım. Dikiş dikeceğim. Sipariş var. Yetişmesi gerekiyor. Sen ayıklayacaksın. Hiç kusura bakma anne. Ben gidiyorum. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Buyurun. İyi günler. Ben Mehmet Bey'i aramıştım. Şimdi aradı o da. Dedi ki beklesin evde, ben hemen geliyorum dedi. Buyurun buyurun. Buyurun geçin şöyle. Hemen misafirimize kahve yap İpek. Anne ya. İpek itiraz etme, kahve yap, çabuk git. Hoş geldin, gel çocuğum, gel otur otur. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk Sevinç teyze.